Evet, başka sorusu olan. Şimdi değerli kardeşim, ben Galatasaray Başkanı olarak bana ait yorumları yapıyorum. Elbette şimdi ben bir dahaki konuşmamda da o hareketleri de izlerim. beIN Spor bazı şeyleri özetlerde bazılarını gösterdi, bazılarını göstermedi. Biz şunu savunuyoruz. Galatasaray'ın lehine olanı çal, aleyhine olanı çalma diye böyle bir duruşumuz da yok. Bugüne kadarki söylemlerimizde böyle bir şey de söylemek. Hayır, yani şimdi sizin sorunuzu da maksatlı görüyorum. Yani şimdi dolayısıyla yani çalmadıysa orada da hata yapmıştım. Orada da hata yapmıştım. Kötü yönetimi sadece Galatasaray'ın aleyhine yapılan hataları zikretmek istemiyorum. Trabzonspor aleyhine de yapıldıysa o da büyük bir hata. Hakemin ne kadar iyi bir maç yönetmediğinin de delili bu aynı zamanda. Sayın Başkan, geçtiğimiz sezon yine aynı statta bir Alanya Spor maçı vardı. Evet. O beraberlik sonrası 14 maçlık bir galibiyet serisi yakalanmış. Bundan sonra ligdeki süreç için bir şey söylemek ister misiniz? Ligdeki süreçte şimdi çok iyi bir takımımız var. Hem Avrupa'da mücadele ediyoruz hem de Türkiye Ligi'nde mücadele ediyoruz. Tabii böyle kötü anılarla iyi sonuçlar gelmesini konuşmakta fayda yok. Ama bu maçta galip bitirdik. Fakat öyle olaylar, öyle anlar, anlattım işte size. Bunlar benim dikkatime gelenler, şeyler. Siz de izleyin. Bakın yani şimdi böyle bir şey yani şimdi bunun da takipçisi olacağız. Saşa'nın çenesine dirsek attı. Akşam gidin evde bakın beIN Spor'da net gözüküyor. Bakalım bundan sonra penaltı çalarken böyle birisi dirsek attığı zaman bir arkadaşın çenesine penaltı çalacaklar mı? Başkanım. %100. Mertens'in tekme atıyor. O tekmeyi çorabı yırtıyor. Ceza sahası içinde. Birisine tekme atıldığı zaman ceza sahası içinde bakalım penaltı veriliyor mu, verilmiyor mu? Bunların da takipçisi olacak. Federasyonu bunları izlemeye davet ediyorum. İzlesinler, bir yorum yapsınlar, bir şey söylesinler. Ya aksi takdirde bu giderek yani büyümeye, giderek köpürmeye namzet. Hiç öyle bir şey istemiyoruz. Hiç öyle bir şey istemiyoruz. Başkanım, bu Atilla Karaoğlan nezdinde yani tahtında federasyon bakalım ne yapacak? Aranızda bir kişi var mı? Hakem bu anlattıklarıma ya böyle oldu, böyle olmadı diyecek kişi var mı? Başkanım çok alışık değiliz. Kazandığınız bir derbi maçtan sonra konuşuyoruz. Sizi rahatsız eden bu iki haftada, sadece bugünkü maç mı yoksa bu iki haftalık? Hayır, özellikle bu maç. Özellikle bu maç. Bakın ben Kayseri deplasmanında da vardım. Orada da maç oldu. Diğer maçlar da var ayrıca. Belki diğer maçlarla ilgili. Hayır, şimdi burada rahatsızlığım şuradan geliyor. Daha sezonun başı ya, ikinci maç. Demin söylediğim şey çok önemli. İkinci haftadan itibaren işi sıkı tutuyorlar. Bunun altını siz dolduruyor. Ya yazık günah ya, dünya yani muhteşem bir takım kuruyoruz. Türk insanlar, Türk futbol severine iyi futbol seyrettirmek için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Ya bunu bu şekilde bu maçı katletmenin bir şeyi yok. Galip geldim diye bunları yani şu aşamada ifade etmemin sebebi gerçekten kötü bir yönetim sergiledi ve bundan sonra düzelmesi açısından bugün kendimi ifade etmek istedim. Gördüklerimi ifade etmek istedim. Hiçbir maçta olsun istemem. Başkanım, federasyon izleyecek mi dediniz? Federasyon aslında belki de siz bu konuşmalarınızdan dolayı şimdi ceza alacaksınız. Çünkü federasyon sezon başında hani bu tür konuşmaların olmaması, işte hakem eleştirilmeyecek, şu takım şampiyon yapılmak istemiyor gibi sözler söylenmeyecek dedi. Yani marka değeri olarak çok şey söyledi. Benim ifadelerimde cezayı gerektirecek hiçbir şey yok. Başkanım, Eğer bir temizlik gerekiyorsa, geçen sene sizin söylediğiniz, kulübün söylediği bir belgeler vardı. Onları açıklarsanız, konumuz o değil. Çok önemli bir şey varsa, konumuz bunlar ortadan kalkar. Konumuz o değil. Konumuz bugünkü maç. Bugünkü maç çerçevesinde, bugünkü maç özelinde söylemek istediğim şeyler vardı. Bunları da söyledim. Başkanım, Akın Ziya açıklandı maç oynanırken. Taraftarlara sürpriz yaptınız. Fakat kiralık olması şaşkınlığa uğrattı taraftarları. Acaba bir sakatlık şüphesi mi? Konumuz bugünkü maç. Transferlerimiz devam ediyor. Dolayısıyla o çerçevede bir şey söylemek istemiyorum şu anda. Bu maçın özelinden ayrılmak istemiyorum. Sayın Başkan, herkes bu maçın hakemin kararlarına konsantre olsun. İkinci sarı kartı görmesin diye adam faul yapıyor. İkinci sarı kartı göstermemek için pas geçiyor. Ya bu kadar olmaz yani. Sayın Başkan, bu maç özelinde yine yani çünkü durup dururken güzel giden bir maç gerildi. Buna hepimiz de şahit olduk. Yaz döneminden bu yana özellikle son bir aydır sürekli artan bir gerginlik var. Hafta içi yine Beşiktaş'la Galatasaray, Beşiktaş'ın başlattığı aslında açıklamayla bir polemik var. Sayın Ali Bey ile Sayın Ahmet Bey ile görüşüyor musunuz? Bu gerginliğin sonu nereye varacak? Yani sizin atacağınız adım bu gerginliği genel olarak sonlandırmak adına ne olacak? Şimdi hem Ali Bey hem de Ahmet Bey Kulüp Birliği Vakfı'nda zaten aynı vakıfta yönetim kuruluyuz. Belli toplantılar tahtında zaten görüşüyoruz. Tabii benim yaptığım açıklamanın neden yapıldığı konusunu bildiğinizi zannediyorum. Ya biraz bir şey yaparken, bir hareket yaparken veyahut da konuşurken biraz dikkatli olmamızda fayda var. Biz Türk futbolunu temsil ediyoruz. Büyük kulüpler olarak, diğer Anadolu takımlarımız olarak. Burada hepimizin çok dikkatli olmasının gereği var. Ama bu arada federasyon da en az bizim kadar dikkatli olması lazım. Sayın Başkan, bir yabancı hakem durumu söz konusu olsa nasıl? Bugün söz konusu değil yani. Bugün lige başladık yani. Bugün ikinci maçta yani bu maçta konuşma yapmamı istememin sebebi ya tekrarlamayın kardeşim. Ey Merkez Hakem Komitesi, ey hakemler. Eğer benim söylediklerim doğruysa izleyin. Sizin de kendi içinizde bir disiplin yönetmeniniz, bir ceza şeyiniz vardır. Biz görelim. Eğer bizim söylediklerimiz haksızsa siz de çıkın diye ya başkan haksız konuşun deyin. Yani ceza gerekiyorsa da ceza verin. Benim söylediğim hiçbir şeyde ceza. Ben sadece kulübün haklarını savunmak ve sahadaki yanlışları işaret etmek için bu konuşmayı yapıyorum. Eğer federasyon bundan alınganlık gösterip bana ceza vermeye kalkarsa kendi tercih. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Arkadaşlar.